Karin, yakında yeryüzündeki Osmanlıların en sonki alimlerinden, Zahid Kavseri Rahmetullah'ın en sonki şagirdleri vefat kıldılar. Hmm. O kişinin vefatı Uzbekistan'da eks sada verdi. Hmm. Zahid Kavseri Kuburi idi, Zahid Kavseri Ündağ idi, Zahid Kavseri Bündağ idi. Hatta şu sözünü etken, Kuburiliğine davak gelirler, hala ispatla bir olgen yok. İspatlan mıydı? Kes ispatlaşağımız dedik. İspatlan mıydı? Tabiyem kimiydi? Bunlar da, uşnakangi, halgi bularını Al-Havariç, Al-Qaidun deyiler. Yani oturup ogen havariçler. Oturup ogen. He, oturup ogen havariçler. Lekin bunlar ne kaladı? Kurallı havariçler için motivasyon verip oturadı. Zihni tayarlı. He, bunlar fakat şu, siyasi manada özünü adaplı görsatadı. Hadır onu kimgedir tırcayıp koygenliği, onu adaplı degen hulasaya sebep oluyordu halas. O tırcayı bu yoldaki katta katta zotlarını kuburu ediş, aklı pas ediş, bunlar gapı birtinge kımmat adam deyişliği o da gap tüyüleyordular. Şu derecede. Zahid Kavseri'ni gapı birtinemiş. Zahid Kavseri'ni hanefiler ahirge ümmet. Başı yok taraf. İmam deydi. İmam deydi vay. Ahirge Osmanlı hilafatının şeyhlerinin ahirge vekili deydi. Ondan ki vekil yok. Yok, ondan ki yok. Osmanlı hilafatı yıkılı, ornide yenge bitti, devletler kurulgenden ki ahirge şeyhlike şu derecede tuhmet taşlar atılgen, nemege o şey devletinin hıyanat üstüge kurulgenini ispatlayan adam. Şimdi bu adamını gapı bir tinge alamaydı deydi. Bu gapını gapır yetken adamını özü bir tinge yakınma. Şimdi. Şimdi bu dünyadan ötüp, hala hayat tecrübesi korsatadı mı, bu adamını gapını kimdir yarın tinge aladı mı hala? Hadır Zahid Kavseri'nin gapını bebaha nafke alışı yaptı. Hadi mirasını Türkiye'deki Ebu Bekir Sif'in miras kurlardan satı aldı. Doğru mu? Şimdi. O kişiden, o kişinin kitapları en çok mütalakılını yetken, satılı yetken, adamın kadarını, kıymetini bilip, pulge bu kitabını basıp satı alı yaptı. Kitaplarını tercüme kılı yaptı. Hmm. Sen bedbahını, gapini kim aladı sen ölgenden ki? Hala o anıgmaz. Nemege o zin hala bir dinye kımmat boptırırsan da, ulamalarını, kadarını, kımmatını, adamlarını gapı bir din diyepsen. Bundan hem acablanırsın, şunu şu gapını doğru diye şey yaptı. Onge karşı biz katta yapırsan, sen de yaptı, şahsiyat ki teyip sen de yaptı. Ya tekme yaptıken de. Bunu tekme yaptı mı? Ne doğru ki? Ne doğru? Doğru cihatke biz karışımız kere omanatımız. Hemeniz dünyadan ötük etemiz. Bu gaplarımız tescil bu kaladı. Biz ne gapımızda eşitken adamlar hayatı da bu gaplarını soluşturadı. Hele kim doğru gapını yapırken eken? Kim? Hıyanet gaplarını yapırken eken? Hele kuzu bilen kora da adamlar. İnşallah. Lekin hazır peytte, ta bir insan başını devarga tak tıp ürgünge kadar ne edip kete vuruş, ligini aldığını alış. Teşvişimiz bizi. Bir neçe adam, bana hazır şu 20 TL'nin içi de ben Mısır'a iki gelindi. Rusya'da işler koluyla kural alıp, kuralıyla pul tapıp yani hemen aslında şeraitini kılıp Suriye'ye uç yapken peytte de biz yapımızı eşitken, Mısır'a kiyken, bazı ulamalarını koruda hazır. Kârı bulu yaptı, muhaddis bulu yaptı. Azhar'da oku yaptı adamlar. Maşallah. Mesela beni uzun bileme, ilmi seviyem, azhar seviyesi demez. Lakin, bizim şuna kadar bazen tevakkül ostida etken yapılarımızdan motivasyon olgan bolalar azhar'da Allah'ımı bulu yaptı. Bizi kursan kadar. Sadakaya cevap. İnşallah Allah, biz ümit kılamız. Ümit kılamız. Allah Subhanahu wa Taala'dan yani katta umidimiz var. Gaplarımız doğru bu doğru yani rukunga suyanganligini ongli ravishda bilip aytyapmiz. Yani şahsi gapimiz yok. Agar xatoni bizga ongli ravishda tushuntirib bersa, uni qabul qilamiz. To'g'rilaymiz. To'g'rilash uchun maydonga chiqqanmiz. Şunun için doğrulaş neticesi de şu cahaya geliyoruz hazır. Yolgun yap bu günde ne dedi? Abra Muhtar Ali'nin anı indi başarası açıldı. O mininci madde yazı yapken bu arada. Uzun min madde yazı düşündü. Şu yaptı. Ha, demek min madde hala açılma gereken de yani. O sen etken gel not oluyken de başarı açıldı degen gel bir oluyken de. Not oluyor yani. Biz doğrulaydıken orunda doğrulayamaz. Maddeye çekinmeyiz yani.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Şunda bir Zohid Kavsariy rahmetullah aleyhine inni merosları hali geçe radya yazılmıyor. Çünkü radya yazadigan alım yoktu ularda. Yamani rahmetullah aleyhine yazgan radyaları var. Lekin o kişi bir şafi buluşgan, şafi sıfatda hanefiye yazgan bir ilmi radyaları var. Uşengeyen kuşup çatıp bana radya takfir kıldı, kafir kıldı, çıkardı işe. Hazret Muhammed Avvama Hafizahullah'ın acayip bir gepleri vardı. Etişadı ki birinciden o kişi çıkacağım bu narsanı. Bunda ahangda yazmaya bugün. İki koşulgen gepler. İkinciden ben de şunda delil var ki bu yazılgenler Hazret Kavsariy'ni kafirge çıkarış maksadı da o kişinin kitabından faydalanınca o bunu sizi bilip kurup üzerine sonra geldiği için. Elbette o Zohid Kavsariy Rahimahullah'ını düşünüş için Zohid Kavsariy kaysi mavzuda, kaysi üslupta yozayotganligini oldin tekshirib, kashf qilish kerak. Üslupni bilmagan odam mavzuni tushunmaydi. Qur'onning uslubi bor, to'g'rimi? Qur'on o'zini o'zi tafsir qiladi. Qur'onni hadis tafsir qiladi. Qur'onni sahobalarning amallari, hayoti tafsir qiladi. Usul bu, metodologiya. Har qanaqa fanda bor. Bir shaxs İmam Şafii'ni tushunish uchun Şafii'ni usulini bilishimiz kerak. Shunday. Hanefi mazhabini tushunish uchun uni mazhabini usulini bilishimiz kerak. Xo'p. İbn Taymiyani tushunish uchun İbn Taymiyaning usulini bilishimiz kerak. Kimga qanday murojaat qilyapti, qaysi joyda nimaga kiryapti? Kalom ilmidan qatta foydalanyapti, qatta misol uchun toyilyapti. Uni bilish uchun usulni bilish kerak. Uzoqdan turib yuzaki falonchi adashgan, tutonchi kofir murtad deb ketish to'g'ri emas. Yok mayli desin. Desin. Dedi. İspatlar versin de. Şunu aytayapman. Keyin isbotlab versin. Zohid Kavsariy İbn Abi Şeybani musannafatlarda kelgan, Abu Hanife haqlaridagi ta'nalarga qarshi yozgan raddiyalari, Al-Mukatib Tarifa. Abu Hanife rahimahullohning usullarini isbotlash uchun yozilgan. Va bunda naqllar keltirarkan o'zidan deyarli birorta naql keltirmagan. Faqat bu naqllarni rivoyat qilgan. Men tanqid sifatida Google'dan qidirib Kavsariy rahimahullohga nisbatan ta'na qilayotgan odamlarni 100% ishonch bilan aytaman, kitobini o'qimagan. Yo'q, kitobni o'zida raddiya turibdi, o'zida. Ular o'sha kesilgan narsani mana bu shunaqa degan deb yarim gapi bilan xulosa qilib, kalomni lavozimidan ma'no chiqarib, xulosa qilib to'xmat qilishgan. Bu Hatib Bag'dodiyni Abu Hanifa haqlarida keltirilgan rivoyatlariga Tanibul Hatibni aynan mudofaa uchun rivoyatga keltirganlar. Xo'p, Abu Hanifani haqorat qilyapsizlar. U kishini Murji'atul Fuqaho deyapsizlar. U kishiga hadislarda zayıf, 17 ta hadis yetib olgan, boshqa-boshqa deyapsizlar. Bu gaplarni olamizmi? Ha desa, nimaga olamiz? Sababi agar buni olamiz desanglar, unda İmam Malik haqida mana bunday gap bor. Falonchi haqida manaqa gap bor. Ustonchi haqida manaqa gap bor. Bularni ham olishimiz kerakmi? Va eng asosiysi o'zlari ga imom deb bilgan Shayxul Islom Ibn Taymiyga. Ibn Taymiy haqida shunaqa gap bor. Hatto sahobalar to'g'risida bunaqa gaplar bor. Deb yig'ib naql qilyaptilar-da, nima qilishyapti bular? Mana İmam Malikka ta'na qilyapti, İmam Shofiyga ta'na qilyapti. Hadis ahallarga unday deyapti, bunday deyapti, rosa gapiryapti deyapti. Vaholanki bular bitta uslubini aytaman. Bular Abu Hanifa haqlarida aytilgan gapdan kam bo'lmagan gaplar. Shunday. Bularni tashlaymiz, nimaga? Aqrollarning gapi nima bo'ladi? Tashlanadi. Tashlanadi. Zamonasida tengdoshlar bir-biriga har xil sabab bilan gapirib qo'yishi mumkin. Bularni tashlash kerakmi? Xo'p, Abu Hanifa haqlaridagi gaplarga nima qilamiz? Tashlaymiz, iloji yo'q. Tashlamasak bo'lmaydi. Jahdan salomat bo'lgan birorta imom bo'lmagan ekan. Yo'q. Jahdan salomat bo'lgan birorta imom bo'lmagan. Birorta imom bo'lmagan. Hatto yani... imom Buxoriy dek zot ham quvib haydalganlar. Nishapurdan quvib chiqarilganlar. İmam Buxoriy dek zot. Ha, unda imom Buxoriyni lafzi mahluq deb, lafzi toifasiga oid bo'lgan Mu'tazilani bir turidan deyish kerak bo'ladi. Agar shunday deyish kerak desangiz, hozir aytaman imom Buxoriyni qara, Mu'tazila deyapti deb chiqadi. Menimcha hozirgi mantaj shantajchilar bormi? Qadimda shu. Farqi yo'q bo'lsa kerak.
farqi yo'q bo'lsa kerak. Imom Malikdan rivoyat bor ekan. Imom Malik aytgan ekanlarki, hadis roviylari ichida hadisni matnini esdan chiqarib qo'ymagan degan odam kazzob degan ekanlar. Subhanalloh. Birorta muhaddis yo'q ekan, qaysidir matnda qillatun nisyon bo'lar ekan. Qillatud dabt. Matnda tashvish bo'lar ekan. Mana shu joyda ozgina anaqa bo'lishi mumkin. Masalan, qolan nabiyi, qolan rasul deb rivoyat qilishi mumkin. Nabiy rasulni deyarli farqi yo'q, lekin rasul bilan nabiyni lug'atan farqi bor. Matnda shunga ham qarashgan. Qarashgan. Matnda bor endi. Buni ilmiy asosda gapirsa, ana sahobaga ta'na qildi deyapti. Anas ibn Malik 100 dan oshib ketganlar, qillatun nisyon ehtimoli bor, desa ana sahoba aqli zaif bo'lib qoldi degan. Bu mana shu usul ekanda shu. Montaj. Biz buni qadimda ulamolarga bo'lganligini ko'rib xotirjammiz. Biz haqimizda bo'layotgani bu odatiy hol ekanda, biz kimmiz biz? Katta-katta ulamolarga bu ishni qilishgan. Biz kimmiz biz? Haqir. Abu Turobmiz biz. Tuproqqa arzimas odammiz. Biz haqimizda bu gapni gapirsa, umid uchquvini uyg'onadi. Biz bir tomondan xursand bo'lamiz. Ya'ni shunaqa masalalarda bizga qarshi ta'na tuhmat hujumlari bo'lyapti. Yaxshi ham biz ta'na tuhmat hujumlari qilmayapmiz. Ular safida emasmiz. Bundan biz umidlashamiz. Alloh razı olsin. Katta rahmat. Jazakumulloh xayron.